Merhabalar. Bugün sizlerle küpe çiçeği çalışacağız. Bunun için 1/2 fırça kullanacağım. İlk önce hareketleri tek tek size göstereceğim. Bunun için lila ve beyaz yüklüyorum fırçama. Lila kısmını biraz daha fazla alacağım ilk başta. İkinci katta ışık vermesi için beyazı daha fazla yükleyeceğim. Fırçam dik, her zamanki gibi. Fırçayı basıyorum ve dalgalandırıyorum. Yarıdan itibaren yavaş yavaş fırçayı kaldırıyorum ve yine dik olarak bitiyorum. Şimdi bir tane daha yapacağım. Fırçam dik, bastım, dalgalandırıyorum ve yavaş yavaş yarıdan itibaren kaldırıyorum. Şimdi beyazı biraz daha fazla alacağım. Aynı hareketi çiftli olarak yapacağım. Dik başladım. Topluyorum. Tekrar açıp tekrar topluyorum. Bu şekilde. Bir tane daha yapalım. Fırçayı bastım. Dikleştim. Tekrar olarak bitiyorum. Aynı fırçayı vişne rengiyle dolduruyorum bir tarafına. Diğer tarafına da beyaz alıyorum. Tekrar kaynaştırıyorum. Fırçam dik. Hafif sağa doğru basıyorum. Bastım. Aşağı doğru çekerken şöyle küçük bir virgül hareketi yaparak dikleşiyorum. Özellikle ağır yapıyorum rahat görebilin diye. Fırçam dik, bastım ve dikleşiyorum. Aynı zamanda aşağıya çekiyorum fırçayı. Şimdi sol hareketi yapacağım. Aynı yerden bu sefer sola basıyorum. Fırçayı kaldırıyorum ve çekiyorum. Dik, bastım. Bu şekilde çekiyorum. Şimdi kök kısmı için fırça dik bastım ve kısa olarak bırakıyorum. Tohum için de bu tomurcuk için fırça dik bastım. Küçük bir kıvrım yapıyorum. Aynı yerden sol taraftan yapıyorum kıvrımı. Bu da tomurcuğumuz olacak daha sonra. Tohumları yerleştirmek için de fırçam dik basıyorum, çekiyorum, basıyorum, çekiyorum. Aslında basmıyorum, biraz dokunuyorum. Çekiyorum bu şekilde. Şimdi yapraklar için yine aynı fırça. Fırçam açık yeşil ve koyu yeşil yükledim. Bu şekilde. Fırçam dik. Basıyorum. Dalgalandırma yapıp aynı zamanda aşağıya doğru çekiyorum fırçayı ve dikleşiyorum. Aynı yerden geri dönüyorum. Hemen yatırmıyorum. Yavaş yavaş sağa doğru açıyorum fırçayı ve tekrar dikleşiyorum. Bir kere daha yapacağım. Fırçam dik. Bastım, bastım. Yavaş yavaş kaldırıyorum ve dikleşiyorum. Yavaş yavaş basıyorum ve yine dik olarak bitiyorum. Bir tane de yarım göstereceğim. Fırçam dik, bastım. Aynı şekilde dikleştim. Geri dönüyorum. Bu sefer içe doğru hafif basıp topluyorum. Birkaç tane de küçük yaprak yapacağız. Onları da
Bu şekilde yerleri çalışabilirsiniz. Daha önceki videolarda bu yaprak hareketleri vardı. Daha detaylı bir şekilde anlatımı var. Şimdi çiçeğin bütününü size küçük bir kompozisyonla göstereceğim. Fırçamla bir tarafına beyaz yükledim. Tekrar lilayı biraz fazlalığı. İki tane yapacağım çiçekten. Evet. Şimdi fırçamı tohum için bordo ve beyaz yüklüyorum. Fırçaya dokunuyorum, çekiyorum. Dokunuyorum, çekiyorum aşağı doğru. Arada bir düzeltiyoruz uçları açılmaması için. Aynı şekilde dokundum, çektim. Dokundum, çektim. Bakın. Evet. Şimdi beyazı biraz daha fazla yükleyeceğim. Fırçam dik. Basıyorum. Topluyorum, tekrar basıyorum. Biraz yukarıdan başlıyorum. Aşağıyı kapatmamaya çalışıyorum. Şimdi fırçamı tekrar vişne rengi ve beyaz aldım. İlk önce çiçeğin kök kısmını yapacağım. Burada daha önce çalışmıştık. Küçük bir dokunuş var. Bakın basıyorum, fırça açılıyor ve çekiyorum. Bastım, fırça açıldı. Bu kadar. Şimdi taç yaprakları. İlk önce arkadaki taç yapraklar. Fırçaya bastım, aşağı doğru çekiyorum. Bastım. Biraz önündeki taç yaprak bu şekilde. Evet. Sadece tohum yapalım. Tomurcuk yapalım bir tane de. Bu şekilde. Bir tane daha ekleyebiliriz. Üçlerine şöyle küçük dokunuyorum ve çekiyorum. Bunlar içinde. Şimdi fırçamı yeşil alıyorum. Koyu yeşil ve açık yeşili yükledim. Burada isterseniz biraz vişne rengi karışımını batırıp tekrar fırçanızı buraya alabilirsiniz. Arada vişneye dokunabilirsiniz. Evet, yaprakları yerleştiriyoruz. Fırçam dik bastım, çektim.
tane de yarım yaprak yapalım. Dik, kısıyorum, çekiyorum. Birkaç tane küçük yaprak. Ben biraz da flu yapraklar eklemek istiyorum. Onun için aynı fırçayı floating medium'a batırıyorum. Bu ışık ve bölge veren bir sıvı. Bakın şu şekilde. Biraz yeşile tekrar alıyorum. Aralara şu şekilde bunlardan ekleyebilirsiniz. Onlar da biraz zenginlik katar. İsterseniz filiz fırçasıyla biraz suyu batırıp şöyle bir fırça biraz yeşil alıp mürekkep kıvamına getirip filizlerde yapabilirsiniz. Şu şekilde. Fırçanın arkasını biraz açık yeşil alıyorum. Bunlar beyaz güzel oluyor aslında ama bizim zeminimiz şu an beyaz olduğu için bunları açık yeşil koydum ben. Evet. Bugünlük bu kadar. Kolay gelsin.